Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Aktağ'dan Özbekistan'a olan yolculuğumuz başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Biz dün Kazakistan'ın Aktağ şehrine gelmiştik uçakla. Bir gün burada konaklayıp şimdi Özbekistan sınırına doğru Beyno diye bir yer var. Belki telaffuzunu yanlış edebilirim. Trenle oraya bilet aldık. Akşam 22.15'te sabah 6'da oraya iniyor. Ondan sonra oradan otostopla Özbekistan sınırına gideceğiz. Karakalpakistan bölgesine. Özbekistan'a giriş yapacağız. Özbekistan videolarımız gelecek. Kazakistan videoları da şöyle arkadaşlar. Kazakistan videoları devam edecek ama önceliğimiz Özbekistan'ı bitirip eğer geçebilirsek Kırgızistan, sonra çıkıp tekrardan Almatı, Çimkent taraflarına gidip oralarda güzel bir video çekmek istiyoruz. Hemen bir ufak hatırlatma yapalım arkadaşlar. Şimdi Aktoa'ya gelen arkadaşlar oluyor genelde. Azerbaycan'dan, Bakü'den gemiye binip buraya geliyorlar ve buradan da taksiyle trene gitmeye çalışıyorlar. Ona hiç gerek yok arkadaşlar. Şurada bakın cami var. Bu caminin karşısında durak var arkadaşlar. 105 numaralı durak tren istasyonunu götürüyor. Tren istasyonu havalimanı gibi şehrin bayağı bir dışında arkadaşlar. Ya otostopla gideceksiniz ya da Yandex Go yazacaksınız, taksi çağıracaksınız ya da en uygunu da 250-300 tenge. O da yarım dolardan bile az fiyata denk geliyor. Yani 12-13 TL'ye gidebilirsiniz arkadaşlar. Biz o yolu seçtik, o tercih ettik. Şimdi onu da göstereceğiz. Bilet almanız da öyle gerek yok. Otobüste bizdeki muavinler gibi şeyler mevcut. Böyle geliyor, parayı veriyorsunuz. 250-300 tenge. Otobüsün numarası 105 arkadaşlar. Unutmayın. Çünkü taksiyle 2500'e geliyor. O da yaklaşık 6 dolara falan denk geliyor. Biz de otobüse bineceğiz. Durağımıza geldik. Hadi devam edelim. Tren istasyonuna gidiyoruz. Evet, şansımıza videoyu çektikten 2 dakika sonra otobüs geliyor. Bakın şurada. Görüyor musunuz bilmiyorum da. Arabaların arasından çıkmaya çalışıyor. 105 numaralı. Bu direkt tren istasyonuna Manguşta mı? Telaffuz yanlış olabilir. Tren istasyonunun bulunduğu yere götürüyor. Otobüsün içi de bayağı bir kalabalık. Evet arkadaşlar, 105 numaralı otobüsle şu arkamızdaki bina tren istasyonu. Buradan nasip olursa Özbekistan sınırına gidiyoruz. Oradan da yarın otostopla Özbekistan'ın Karakalpakistan. Öyle bir ismini tam telaffuz edemiyorum. O bölgeye geçeceğiz. Videoda dediğimiz gibi arkadaşlar 2500-6 dolara falan denk geliyordu. Taksiyle gelseydik buraya şehir merkezinden. Ama otobüsle kişi başı 23 sent, 46 sent. Yani o da 13 TL, 14 TL gibi iki kişi fiyatla geldik, bilginiz olsun. Yani Aktoa'dan Kazakistan'ın diğer illerine gidecek, trenle gidecek arkadaşlar. Tren için otobüsle gelin, 105 numaralı otobüsle. O bizim bindiğimiz yerden binerseniz o zaman boş oluyor. Ama iş çıkış saatine denk geldik biz. Biraz kalabalıktı. Biraz mı? Sonlara doğru ama boşaldı komple otobüs hemen. Şu an boştu gündemimizde. Yani o kadar da dolu değil. Normal gün içindeki gelirseniz şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha böyle ferah. Otobüste şöyle bir şey var. Mavi yelekli bir abla geziyor. Genelde hepsinde abla çalışıyor muavin olarak. Ya bağıran olarak. Bir kadın var da odur bence. Aynen, herkese bağırıyor zaten. Biz çantayla bindik, çantayı çıkar falan. Yani dillerini anlamıyoruz ama ne demek istediğini anlıyoruz mimiklerinde. Zaten ona parayı veriyorsunuz ya da böyle arkadaşlar Kaspi diye bir uygulaması var. Herkes QR kodla okutuyor. Siz Kazakistan vatandaşı olmadığınız için sizde yok o. O yüzden ablaya bozuk paralarla bir kişi 160-160 tenge yapıyor işte. 320 tenge verirseniz size şu şekilde de fiş kesiyor hatta. Şöyle. Titiz bir orta. Şu şekilde de fiş kesiyor arkadaşlar. Bu fişi veriyorsunuz, otobüste gelmiş oluyorsunuz. Yani 13-14 TL'ye gelmiş oluyorsunuz yanlış hesaplamadıysak. Bir de bileti gösterelim. Kısaca bilet hakkında bilgi verelim. Şeyi göstersene bileti. Bizim. Hangi biletimiz? Tren bileti. Aynen. Arkadaşlar biz onu internetten almaya çalıştık, alamadık. Buradaki abi bizim pasaportumuzu kabul etmiyormuş. Yani bize dediği o yani. Sonra bizi bir tane şeye götürdü. Bilet satan acenteye. Şu şekilde böyle bu şekilde biletimizi çok detaylı oldu. Aldık işte. Onda bilgilerim var. Çok da şey yapmayalım dedim. Bir de şunu göstereceğim arkadaşlar. Bakın şurada gördünüz değil mi? Orada birinin altında 23.15, birinin altında 22.15 yazıyor. Başkentleri Astana olduğu için buranın Astana'nın saatine göre yapıyorlar. Burada diğer şehirlerle Astana biraz daha uzak olduğu için Astana bir saat fark var arkadaşlar. Kazakistan'ın büyüklüğünü siz düşünün yani. Biz burada mesela şu an saat
7.30 civarı. Astana'da 8.30. Yani onlar bir saat şu an aynı ülkede saat dilimi bile değişiyor. Çok büyük ülke Kazakistan. Genelde zaten şehirler arası otobüs yokmuş yani. Biz öğrenemedik onu bir türlü. Trenle seyahat ediyorlar. Treni de dikkat edin arkadaşlar, çabuk doluyormuş biletleri. Geldiğinizde hemen alırsınız, bilginiz olsun. Biz şimdi trene geçiyoruz. X-Ray'den geçtik. Bizim trenini sorduk arkadaşlar. Bizim tren 2 saat sonra geliyormuş. Biz ne olur ne olmaz diye erken gelmiştik buraya. 2 saat sonra geliyormuş. Türkçe bilmiyorlar ama çat pat anlaşabiliyoruz. İngilizce ile hallettik. No. Bir de sürekli geliyorlar. Taksi istiyorsunuz mu? Taksi istiyorsunuz. Ya bunu gerçi bizim ülkemizde de yapıyorlar da. Her yerde. Boş değil. Yapılmasın. Yani kardeş zaten taksi yazıyor. Ben... Hayır, bunlar da yazmıyor. Öyle bir sıkıntı var ama. Ha, işte çok ben nadir. Zaten görsem söylerim yani. Bir de arkadaşlar buraya geldiğinizde normal taksilere binmeyin. Eğer binecekseniz de pazarlık yapın. Mesela fiyatı biraz fazla söylerlerse siz düşürün. Ama eğer kullanabiliyorsanız arkadaşlar Yandex Go'yu şey yapın. O tam güzel fiyat veriyor. Ucuza gidersiniz öyle. Trenler de bu şekilde arkadaşlar. Zaten içini çekeriz. Sovyetlerden kalma sanırım bu trenler. Eski. Acaba içinde internet var mı yok mu? Saçmalama, tabii ki de yok. Yani bilmiyorum. Bu arada biz 4 dolara aldık bileti. Nasıl? Evet, bir, yani 2 kişi 8 dolara denk geliyor. Yataklısı 63 dolar dedi bize şeye. Almatı'ya 63 dolar dedi. Biz de 3 gündü bir de biz ondan aynen, kabul etmedik. Ondan kabul etmedik. Bunun da bir 20 dolara falan herhalde denk geliyor anladığımız kadarıyla. Yani dün bileti alırken kadın bize söyledi. Oturaklı. Aynen. Oturaklı tren kişi başı. Evet, koltuk işte, tren koltuğu. Aynen. Kişi başı 4 dolara denk geliyor. Zaten 8 saatlik yol. Akşam bineceğiz, sabah ineceğiz. O yüzden yataklı vagona gerek yok. He, uzun Kazakistan içinde uzun seyahat yaparsak o zaman yataklı yani. Alırız yani. Çok tavsiye ediyorlar zaten. Güzel oldu. Eski Sovyet trenleri. Zaten biliyorsunuz Kazakistan eski Sovyet devletiydi. Bakalım. Güzel. Bu arada Kazakistan için yani sadece bu şehri gezdik ama insanlar çok yardımsever. Bir de Türk olduğunuzu duyunca arkadaşlar gerçekten daha da bir yardım ediyorlar. Hoşgörülü insanlar var. Yani Kazakistan'ı çok sevdik. Aktoa da güzel. Aktoa'da sadece tek sevmediğimiz şey arkadaşlar her yer böyle kum. Evet, çölden farkı yok. Aynen, çölün üzerine bina yapmışlar. Evet, çölün üzerine bina yapmışlar. Çimen yok. Herhalde yetişmiyor mu? Çok mu sıcak oluyor bilmiyoruz. Ama şehir güzel yani. İnsanlar çok yardımsever. Bilginiz olsun. Devamı trende görüşürüz trene binerken. Şu abone an zaten... olmayı unutmayın bu arada. Aynen. Karımı dinleyin. Şu an zaten 2-3 saatimiz var. Hemen hemen. Aynen. Tren gelince tekrardan video açarız. Biz şimdi oturalım bir markete gidelim. Bu arada tren istasyonu karşısında hemen market var. Her şey var ya bence. Bayağı güzellik. Çarşıdan almanıza da çok da gerek yok. Biz belki ıssız bir yerdedir diye ve de pahalıya satılabilir diye düşündük de burada her şey var arkadaşlar. Şimdi markete de gidelim. Alışveriş yapalım. Sonra tekrardan trene binerken görüşmek üzere. Özbekistan geliyoruz. YouTube kanalımıza abone olun. He. Sen şu an izleyen. Herkes de bir kişiye gönderirsin YouTube kanalımızı. Çok seviniriz arkadaşlar. Beraber başaracağız inşallah. Seviyorsunuz. Herkese merhaba arkadaşlar. Biraz şey, karanlıktayız. Trenin iç aydınlatması daha çalışmadığı için çok yetersiz. Biz de trene binmişken dedik video çekelim. Tipik bir Hindistan trenine de benziyor, anlamadım. Biz oturmalı yer aldık. Bize yataklı yer gelmiş. Onu da anlamadık niye böyle. Ama güzel. Şimdi yatarak gideceğiz. Trenin içini göstereyim ben şimdi size. Ama öncesinde aşk onu nasıl biliyor bu? Hindistan'a gidiyormuş gibiyim şu an. Evet, tipik bir... Videolardaki aynı ya, aynı yani. 8 saat boyunca şey yapacağız. Tabii burada... Şurada birileri yapmaz. Hindistan'da yapıyorlar ya. Bilmiyorum valla. Şeyle konuştuğumuzda istediğiniz yere oturun dedi. Bizim biletlerde 19.20 yazıyor. Oturduk. İstediğiniz yere oturun. Nasıl bir mantık, ben anlamadım. Bilet alıyor numaralı bir de. Çoksa git istediğin yere otur. Adam istediğiniz yere oturabilirsiniz dedi. Biz de oturuyoruz. Orada var ya. YouTube. YouTube. Video. yavaş yavaş. Ne dedi anlamıyorum. Kazakça Rusça konuşuyorlar. İngilizce bilen sayısı az ama Türkçe'yi iyi anlıyorlar arkadaşlar. Hani anlayana denk gelirse Türkçe konuşan çok var. Amca demek istedi ki uyan insanlar var. Biraz yavaş konuşuyor. Hayır. Ben öyle anladım. Yok yok. Öyle bir şey dese... Yavaş yavaş dedi. Arkadaki insanlar konuşuyor ya. Bize demez canım. Türk olduğumuzu biliyor.
Trenin içini göstereyim arkadaşlar size. Ha bir de bunun bizim Doğu Ekspres diye bir odalı olanı var. O pahalıya denk geldiği için biz böyle seçtik. Bilginiz olsun. Oturacak mı diye böyle yatarak veriyorlar. Ben şimdi size trenin içini göstereyim. Evet, trenin içi de bu şekilde arkadaşlar. Göstereyim ben size. Bakın şurası benim. Burada karım yatacak. Şurada valizleri koyuyorsunuz. Bu şekilde içi. Bu buranın ekonomi sınıfı. Şuradakilerde yatak yok sadece. Böyle devam ediyor. Bu şekilde. Böyle gösterelim. Şurada tuvalet banyo var. Tuvaletlerini göstereyim bir. Maalesef kapı kapalı. Bu şekilde böyle aynı şekilde gidiyor arkadaşlar. Her vagonda da 2-3 tane böyle anladığımız kadarıyla Doğu Ekspres'in özel odalı olan şeklinde var. Ve karım da burada. Perde yazsın aşko. Dışarıyı göstereyim. Açılmıyor. Açılmıyor. Kaldır öyle elini. Böyle de burası da istasyon. Manguşta istasyonu. Günaydın arkadaşlar. Biz trenden indik. Arkadaşlar şu an Özbekistan'a gitmek için Kazakistan'ın son şehri Beynivo'ya geldik. Tren garındayız. Şu arkamızdaki trenle geldik. Gayet iyiydi yani. İdeal. Hani çok mükemmel de değil, kötü de değil. Tabii, beklentinizi çok yüksek tutmayın. Ama öyle de bir rahatsız edecek bir şey yoktu. Sadece biri sucuk yedi ya çiğ. Sonradan camı açtık da onun da kokusu gitti. Adam sucuk yedi yani. Bu bir kural ya. Bu haşlanmış yumurtaymış, sucukmuş, salammış, cipsmiş. Ne bileyim bunların yenmemesi gerekiyor bence. Bence de. Şimdi Beynivo şehrindeyiz. Bir tane fırın bulursak simit poğaça falan alacağız. Zaten size de gösteririz. Akabinde otostopla Özbekistan tarafına geçeceğiz. Şurada Ankara falan yazıyor. Aa, Ankara. Ama fırın var mıdır bilmiyorum. Bunlara da sürekli karşılaşıyoruz bizler gibi. Şurada da turist arkadaşlar var. Onlar da biz oturduk içeri. Biz geleli 1,5 saat falan oldu da hava soğuk olduğu için hareket etmedik. Sonra geldik tuvalete. İşimizi hallettik. Şimdi de yola çıktık. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Buradan yani bu arkadaki arkadaşlarımız geçiyor ya şu an. Bak şimdi gidiyorlar. Onların dediklerine göre Özbekistan'a tren varmış buradan arkadaşlar. Varmış. O da yaklaşık 25 dolara falan denk geliyor. Buradan Özbekistan'a. Bu Beynivo şehrinden Özbekistan'a. Bunlar da hatta burada bir gün hostelde kalacaklarmış. Ondan sonra da yarın da Özbekistan'a trenle geçeceklermiş. 25 dolar kişi başı. Yani 2 kişi 50 dolar. Abi biz çok o parayı bence başka şeylerde kullanacağımız için hiç de gerek yok. Şu an Beynivo şehrindeyiz. Böyle hani GTA oynarsın ya. Evet, ıssız sokakları. Alakasız bir yere böyle herhangi bir yerden çete çıkacak. Şehir kurarlar ya aynı o şekilde sokakları. Hani öyle güzel yani. Bakalım şimdi otostopu deneyeceğiz. Nasıl olacak bilmiyoruz. Biz şimdi bir yemek yerine gidelim. Size haber vereceğiz. Sokakları da bu şekilde. Şöyle Ankara'ya mı baksak acaba? Market mi orası? Bilmiyorum ya. Şurada fırınmış gibi okunuyor. Alfabeleri de kiril. Anlayamıyoruz da. Şu ayçiçekli olan yer bana da fırın gibi geldi. Bakalım oraya doğru. Siz de bakın etrafa. Evet arkadaşlar, GTA sokaklarında fırın arıyoruz. Bir de burada arkadaşlar, tabii alfabeler bu şekilde. Bazıların böyle kapıları kapalı oluyor ama onlar kapalı değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani tıklatın ya da ne bileyim açın, direkt girebilirsiniz. Sokaklar bu şekilde. İnsan bazen şüphe de duyuyor. Yani buraya bir insan niye şehir kurar ki? Ama her yer market çok çok bir şekilde. Evet. O şeydi var. Vagonların önünde de full market var. Ne olduğunu duyuyorsunuz ki?
Yiyecek yer arıyoruz. Akabinde otostop çekeceğiz. Okul da var yani. Bir poğaçacı falan da yok. Ha şurada bir şey var gibi sanki ama. Poğaça. Poğaça var mı? Yok. Döner menler falan var gibi gözüküyor ama anlamadım. Şuradaki yere bakalım o zaman. Sokakları bu şekilde. Biz bir şeyler alalım gene gösteririz zaten kaydı arkadaşlar. Şöyle. Teşekkürler. Kolay gelsin. Arkadaşlar böyle bir şey aldık. İsmini biz de bilmiyoruz. Pişi yani bizdeki. İçine patates koymuş. 4 tane aldık. 200-200-800 yapıyor. O da yaklaşık 30 lira falan yapıyor. Şimdi bunları biz yiyelim. Şurada durak var. Ondan sonra otostopa başlayalım. Bunlar bizi bir süre yeter tutar yani. Hadi bize afiyet olsun o zaman. Evet arkadaşlar, şimdi kahvaltımızı yaptık. Bir yerde oturuyorduk. Burada da Türk dizileri izleniyor. Muhteşem Yüzyıl. Biz bile izlemedik ama insanlar Muhteşem Yüzyıl'a bayılıyormuş. Bir tane abla dedi, Muhteşem Yüzyıl'ı izliyoruz. Bir de şey var arkadaşlar, mesela yabancı dil konusunu nasıl hallediyorsunuz diyorsunuz ya. Şimdi biz çok profesyonel seviyede İngilizce bilmiyoruz ama bir yerden bir yere gidebilecek. Ya burada evet. Yani bizim denk geldiğimiz kimse bilmiyor diyelim daha doğrusu. Ama bir yerden bir yere gidebilecek kadar, gezebilecek kadar, okuduğumuzu anlayacak kadar İngilizcemiz var. Yani mesela orada mesela tarihi yazıyor ya, onları çevirebiliyoruz müzelere gidince falan. Hemen bir teknik aksaklık oldu arkadaşlar. Biz bir 2-3 dakika fazladan konuşmuşuz. Bataryamız bitmiş, sonradan fark ettik. Şimdi otostop çekeceğimiz yere geldik. Bir sürü araba geçiyor, şansımızı deneyeceğiz. Artık arkadaşlar bakalım, siz de bizimle izleyeceksiniz. Seviliyorsunuz. Şimdi deniyoruz otostopu. Bir de burada arkadaşlar bir sıkıntı var. Gel aşko. Burada bir sıkıntı var. Çoğu araba taksi. Bilginiz olsun. Para istiyorlar. O yüzden şey yapmayın yani. Para vermeden şey yapın. Otostopumuzu çekelim bakalım duracaklar mı? Bizi otostopla aldı. İlk otostopumuz başarılı. Özbekistan yoluna gidiyoruz şimdi. Dediğim gibi burada çok taksi var. Bu amca bizi bedavaya götürüyor dedik. Paramız yok. Akça yok. No denar bir şeyler dedik, anlaştık. Şimdilik gidiyoruz bakalım. Devamı sonra. Bizi şimdi yanımızdan geçecek amca buraya kadar getirdi. Allah razı olsun. Yolunu uzattı. Şimdi de gidiyor dedi. Buradan öte gideceksiniz siz dedi. Buradan gene devam edersiniz. Bizi bıraktı ya. Şu an çok mutluyum. Allah razı olsun. Tam yerine bıraktı. Dedi buradan gidin dedi. Diğer yoldan gitmeyin dedi. Tam buraya bıraktı. Buradan da devam edeceğiz. Birazcık daha yürüyelim. Gene devam ederiz. İsmi Samgay mı dedi? Tam anlayamadım biraz. Saruk mu dedi? Öyle bir şey dedi ismini ama tam anlayamadım telaffuzu. Bakalım gidiyoruz şimdi inşallah. 80 kilometre yolumuz kaldı. 84. 84 mü? Çatpat Türkçe de biliyor amca. Sağ olsun getirdi. Biz de dedim Akça yok. Gel. Türk Kazak kardeş mi? Kardeş mi öyle bir şey? Öyle bir şey dedi sağ olsun. Şimdi devam ediyoruz. Karakalpakistan yolundayız. Devam otostopa. Çekersek, başarırsak gene gösteririm videoda. Evet. İndiğimiz gibi otostop bulduk. Akça yok dedik.
no money dedik. Bütün dinlerde para yok dedik. Para vermeyeceğiz yani. Bu da milliyeti. Özbekistan. Özbekistan Nuhus. 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 Sağolsun. Ne olsun Nuhus? Sağolsun bizi de aldılar. Bu abiler de anladığımız kadarıyla Nuhus'a gidiyor. Belki sınır geçtikten sonra onlarla devam ederiz. Hayırlısı bakalım. Güzel olur. Çok çabuk varırız o zaman. Yoksa gene otostop çekeriz. Akto ile gülüksündürme. Akto. Akto, yeah, akto, akto. Samolet ile port. Aeroport Aktop İstanbul. İstanbul'da Aeroport Aktop. Aeroport Aktop. Sonra demir yolu, railway. Poison da. Evet. Yani arkadaşlar Rusça bilmiyoruz ama anlaşıyoruz. Uzaktan ortak. Aktop'dan kolay geldim. Aktop'dan. Aktop'dan. Aktop. Poison ile taksi. No, train. Tren. Tren. Vokzal. Travel'da. He, aynı railway. Yani böyle anlaşıyoruz arkadaşlar, yarım yamalak. Biz Rusça biliyoruz da haberimiz mi yok bilmiyorum ama anlaşıyoruz yani. Şimdilik yolumuz devam ediyor. Sınırda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup beğenmeyi. Evet arkadaşlar, biz otostopla yaklaşık 30 dakikada Özbekistan sınırına geldik. Sorunsuz bir şekilde geçtik. Zaten herkes kandaş diyor. Kazakistan'ı geçtik, ondan sonra bir baktık bir sıra var Özbekistan'a girerken. Yaya'da da bir sıra var. Sonra biz bir askerin önünden böyle geçtik. Nereden geçeceğiz diye sordum. Dedi sıraya geç. 2-3 dakika bekledik, sonra siz turist mi? Evet dedik. Geldi bizi, eline götürdü. Hiç sıra beklemeden hemen geçmiş olduk. Girişte de böyle bir 5 dolar falan bozdurduk. Umarım dolandırılmamışızdır, bilmiyorum yani. Şimdi de bir otostop çekmeye devam edeceğiz. Ama güzel yani, hep herkes diyor, kandaş diyor. Hoş geldin abi diyor. Onlar bir de bizim anladığımız kadarıyla bizi böyle hani abileri olarak görüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ne hoşumuza da gidiyor. Tabi sınırda video çekemedik arkadaşlar. Yasak. Sıkıntı yaşamayın diye. Bakalım şimdi arabalar geçiyor. Otostop çekeceğiz. Başarırız başarmayız. Zaten çekerken görürüz. İlk hedefimiz Nuhus. Bugün Nuhus'a gitmek istiyoruz. En medeniyet olduğu yerler. Şu an buralar bildiğiniz çöl çünkü. Oraya gidelim. İnternetimizi, hostelimizi yerleşelim. 1-2 gün oralarda kalacağız. Sonra Özbekistan'ı gezmeye başlayacağız. Şimdi otostop çekiyoruz. Evet, 5 dakika sonra otostop çektik. Aşko. Bu abi Termiz mi ne bir yere gidiyormuş. 1500 km ileride de yolun üstü. Geçerken bizi de bırakacak. Sağ olsun. Bakalım öyle gidiyoruz. Atın ne? Feyzi. Mustafa. Feyzi abi. Sağ olsun. Buraya birini getirmiş, misafirlerini geri dönüyor. Bakalım. Biz de devam ediyoruz. Bir yaklaşık 400 km var. Artık Nuhus'ta görüşmek üzere. Ondan sonra da videoyu kapatırız. Kolay geçti her şey. Hadi bakalım. Yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar da. Resmen çöl ya. Hiçliğin ortasındayız arkadaşlar. Böyle bir yaşam belirtisi yok. Sadece bakın ileride başıboş atlar var. Deve var arada bir çıkıyor. Hiçbir şey yok. Yani bir insan yaşantısına dair hiçbir şey yok. Yolu görüyor musunuz bilmiyorum da. Yol çok kötü. 50-60'a geçemiyoruz. 400 kilometre bu şekilde mi gideceğiz bilmiyorum ama birazdan bitecek dedi konuştuğumuzda Fevzi abi. Ama bu tarz bu yoldan gelecek arkadaşlar, başka da yol yok zaten. Bu kadar. Yok kötü bilginiz olsa biz kaybolduk mu falan filan demeyin. Yol kötü. Yaklaşık haritaya göre 4 saat sonra Nuhus şehrindeyiz. Fevzi abi burada Tirmiz'e doğru gidiyor ama Buhara'nın da üstünden geçiyor aslında, içinden geçiyor. Ama o kadar uzun yolculuk yapmaya gerek yok. Dinlene hem de Nuhus'u görelim. Kara
Kalpakistan'a görelim biraz. Devam ederiz gene. Yolu göstereyim bari size biraz daha. Ve arkadaşlar biz Nukus'a geldik. Bayağı yorucu oldu. Aslında bir otostop bulduk yani, hiç zorlanmadık ama yol o kadar kötü ki yani anlatamam size. 200 kilometreyi herhalde bir 6 saate falan geldi, böyle söyleyeyim size. 20'yi, 40'yı, 50'yi zor geçiyor. Bazen 60, 70. Sürekli çukurlar. Eğer bizim gibi bu yolu izleyecek olan arkadaşlar varsa Kazakistan'dan Özbekistan'a geçmek isteyip, yani Aktau tarafından bahsediyorum. Çimkent, Almaty tarafından değil yani, bizim geldiğimiz taraftan. Aktau tarafından bahsediyorum. Otostop yorucu oluyor, bilginiz olsun. İsterseniz trenle 22-25 dolara falan, işte vergilerle falan direkt Özbekistan'a gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Biz otostopta şansımıza hemen 3 araç değiştirdik. Bir tane dayı aldı, Özbekistan yoluna bıraktı. Sonra Özbekistan sınırına biri bıraktı. Sonra direkt aldı. Rusya'dan biri geliyormuş. Bir de Özbekistan'ın te uzak yerine gidiyormuş. Yani Tirmiz diye bir yerine. Yolun üzerindeydi. Bize de bıraktı. Güzel geçti. Hiç de durmadık. Mola da vermedik. Yani zor bela bir kere bir tuvalete gittik. O da benzin alıyordu adam o zaman. Direkt bastı geldi. Hızlı bir şekilde geldik yani. Sabah 8'de olan maceramız akşam 9'da sonlanmış oldu. Biz şimdi bir tane AVM bulduk. Burada böyle döner var da, görebiliyor musunuz? Döner aldık. Döner yiyeceğiz. Sonra rezervasyon yapacağız. Otelimize gideceğiz. Sonra da bundan sonraki videoda Nukus videosu olur. Ama gelecek arkadaşlar tekrardan, aşkım bence yorucu bir yol olur bu yol. Bence denemedim. Yani denemeyebilirsiniz. Biz seviyoruz böyle şeyleri. Denedik ama size kalmış. Doğru değil mi? Karım zaten 9 saatin, 10 saatin, 9 saatini uyuyarak geldi. Uyumasam midem çok kötü olur. Yol çok kötü. Tutuyor yani gerçekten. Videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.